Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kom TV'mizin özel ve güzel izleyenleri, tekrar bir iftar programıyla sizlerle beraberiz. Her birinizi ekranlarınız başında candan, canı gönülden selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ramazan boyu içerisinde muhtelif konuları sizlere arz etmeye, işin uzmanlarıyla konuşmaya, sizlerin dikkatlerine sunmaya gayret ediyoruz. Malumunuz Ramazan deyince Ramazan sosyal yönümüzün de çok geliştiği, işte iftarların yapıldığı, fitrelerin, sadakaların verildiği, dolayısıyla toplumun tüm katmanlarının inceden inceye düşünüldüğü bir ay, sade oruç değil. Dolayısıyla bugün kıymetli Ali Günaydın hocamızla, kendisi ilahiyatçı, İslam'da yardımlaşma konusunu nasip olursa inşallah konuşacağız. Kur'an'ımızdaki şu ölçüyü bilmeyenimiz yoktur. Rabbimiz ta'avenu alel birri ve takva. İyilik hususunda ve takva konusunda, yani Allah'a hakkıyla kul olma hususunda birbirinizle yardımlaşınız buyurdu. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ Günah olan, Rabbimizin istemediği konularda ve sizi birbirinize düşman edecek, birbirinizin arasını açacak konularda aman deyin, sebep olmayın, bu konuda yardım etmeyin buyuruldu. İnşallah yardımın çeşitleri çok malumunuz. Bunları konuşacağız. Ancak Kur'an ayında Kur'an'la başlayacağız şüphesiz programımıza. Mustafa Özer hocam, ben kendisini yurdun dışından tanırım. Aynı zamanda pek çok hafız yetiştirmiş bir üstadımız. Var olsunlar, sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Davetimize icabet ettiler. Ve bugünkü inşallah tilavetimizi Mustafa Özer hocam gerçekleştirecek. Kendisi Kur'an kursu muallimi. Bakara suresi 267-270 numaralı ayetleri okuyorlar. Her şey sussun, kelamullah konuşsun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا واعلموا أن الله غني حميد
Eşşeytanu ya'idukumul feqra ve ye'murukum bil fahşâ. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. آمنا وصدقنا. Şüphesiz Cenab-ı Hak en doğrusunu ve en güzelini söylemiştir. Rabbimiz okunan Kur'an'ımızla cümlemizin gönüllerini ihya eylesin. Allah'ımız tüm geçmişlerimize yine Kur'an'ımız ile rahmet eylesin. Mustafa Özer hocamın yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah ömrüne ömür katsın efendim. Okunan ayeti kerimenin bir tanesinde Rabbimiz şöyle buyurdular. Ya eyyühellezine amenu. Enfiku min tayyibati ma kesebtum. Ey iman edenler, kazandıklarınızın en güzelinden, devamında da yerinde çıkarttıklarının en güzelinden Allah yolunda infak ediniz buyuruldu. Tabii sadece konumuz infak konusu değil. Bugün genel hatlarıyla
yardımlaşma inşallah konusunu konuşacağız. Ali hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk. İyisiniz değil mi? Hamdolsun. Sizlere sormalı. Hamdolsun hocam. Cenab-ı Hak iyiliğinizi müjdat etsin inşallah. Amin. Cümlemizin tüm ehli İsmail. Evet kıymetli hocam. Demin giriş cümlelerinde de ifade ettiğim gibi ta'avanu alel birri ve takva, o genel bir ifade. İyilikte ve takvada yardımlaşın deyince hocam yardımlaşma deyince aklımıza neler gelir? Hangi boyutlardaki yardımlaşma özellikle Ramazan ayı içerisinde öne çıkar? Buyurun. Öncelikle Zat-ı Ali'nizin, televizyon ekibimizin, Konya'mızın, ülkemizin ve tüm ehli İslam'ın Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif bütün ehli İslam'ın kurtuluşuna, yüceliğine vesile olur. İnşallah sevgili hocam. Bu vesilelerden birisi de konumuzla alakadar, hem de çok alakadar buyurduğunuz gibi yardımlaşma. Kur'an-ı Azimuşşan'ın genel ifadeleri olduğu gibi kendi içerisinde de Kur'an-ı Kerim müfesser olması hasebiyle özel olarak da ayrıntılara iner. Evet, zaten Kitab-ı Mübin olması hasebiyle her şey zaten en güzel şekilde onda anlatılmıştır. Apaçıktır. Onu evet bize ulaştıran alemlere rahmet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da en güzel şekilde tebliğ etmiştir. Elbette yardımlaşma da dahil her konuyu ahsenül kelam olan, sözlerin en güzeli olan Kur'an'dan daha iyi anlatacak da yok. Onu alemlere rahmet Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'dan daha iyi izah edecek de yok. Aminle hocam. Dolayısıyla burada bizim tabii ki asli kaynağımız, en doğruya bizi götürecek olan yegane rehberimiz Kur'an ve onun canlısı olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun sünneti. Elhamdülillah. Tabii yani Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde bu bizim ana caddemiz. Eğer biz burada yardımlaşma dahil hangi konu olursa olsun bu caddede yürürsek biiznillah başarıya o zaman ulaşacağız demektir. Çünkü bunun en güzel örneğini, misalini asr-ı saadet diye tarihe geçen Peygamberimiz Aleyhisselam ve ashab-ı kiramın hayatında görüyoruz. Yani şu söylenebiliyor. Müslümanlar bugün güçsüzler. Müslümanların bugün başarılı olmaları pek mümkün değil. Ama şunu kimse söylemiyor. Müslümanlar gerçek manada Kur'an'la yaşadı da, Peygamber Aleyhisselam'ı rehber aldı da, sahabe gibi oldu da, başarısız mı oldu? Bunu kimse sormuyor. Evet hocam. Sevgili Mustafa hocam. Şimdi Zat-ı Ali'niz Maide suresinin 2. ayetindeki ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan genel ilke iyilikte burada dikkat edilirse bir tabiri kullanılıyor. Evet hocam. Bir iyilik. Şimdi yardımlaşma deyince birçok kavram var Kur'an-ı Azimuşşan'da. Milletin aklına hemen gelecek olan zekattır. Evet hocam. Öncelikle zekat. Mali yardım. Evet. Ondan sonra sadaka, tasadduk, sonra infak, sonra pek gündeme gelmeyen fakat her gün gündemde tutulması gereken bence İthar konusudur. Mustafa hocam. Evet hocam, İthar. İthar konusudur. Çünkü bu gerçekten bize ibret olacak. Anlatırken, dinlerken boğazımızın düğümleneceği, sahabe de insandı. Sanki onlarda nefis yok muydu? Onların evladı, ayyal dertleri yok muydu? Onlarda nefis yok muydu? Arzular, istekleri yok muydu dünyaya dönük? Olmaz mı değil mi hocam? Neticede insandırlar. Evet. Ve bunları zaten Kur'an-ı Kerim'de yer yer anlatıyor mesela. Konuyu dağıtmayalım da. Enfusihim değil mi? Konuyu dağıtmadan mesela nefisleri var. İşte bir Tebük seferi sırasında bu üç büyük sahabinin halk tabiriyle avamca söyleyecek olursak kaytarmaları vardır mesela. Zor gelmiştir insandır. Nefislerine ağır gelmiştir. Sonra tevbe etmişlerdir.
Kısaca bunu söylemiş olalım. Evet, ama İthar konusunu bu konumuz içerisinde mutlaka anlatmamız gerekiyor Mustafa Hocam. Yani kardeşini kendisine tercih etme hadisesi. Onu hemen harcamayalım. Tabii hocam, onu inşallah en sonunda konunun söyleyelim. Onu örnekleriyle hatta anlatalım. Sevgili hocam, şu iki şeyi de üst başlık olarak koymuş olayım izninizle ben. Çok önemli konular bunlar. Tek tek değineceğiz. Mesela yardımlaşma deyince benim aklıma hemen Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye her şeyini Allah için terk etmiş, gelmiş. Üzerinde hiçbir şey yok. Yani dillere destan bir yardımlaşma örneği görüyoruz ki evinin yarısını kardeşine veriyor, yardım ediyor ona. Parasının yarısını ona veriyor. İşi hatta o kadar ileriye götürmüşler ki bugün biz anlatmakta bile zorlanıyoruz. Yani öyle bir yardımlaşma örneği gösterilmiş hocam. Yani isterseniz oradan böyle iki cümleyle hocam bahsedip ondan sonra maddi yardımlaşmaya geçelim. Boşuna asr-ı saadet denmemiş ona zaten. Değil mi hocam? Bu yönüyle saadet asrı zaten. Yoksa ya, onlar bizim şu anda onların hayal edemeyecekleri hayatımızı yaşamış değiller. Hayal edemeyecekleri hayatı biz yaşıyoruz. Ne yazık ki dertlerimiz bitmiyor. Yani derdimiz bugün ümmet olarak dünya olduğu için dünya kadar derdimiz oluyor. Evet. Onların tek dertleri vardı. Ahiret. Allah ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ya. Zaten ahiret de Allah ve Resulünün rızasını kazanmanın bir sonucudur Mustafa Hocam. Kesinlikle hocam. Ve minen nas estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Bir besmele çekti mi okuyacağımız bütün ayetlere kafi gelir. İnşallah yani dinleyicilerimizden hocam bazen böyle tepkiler gelebilir. Ya bu işte hiç besmele çekmiyor falan filan gibi. Bir tane evet, baştan söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yettehizi min dunillahi endaden yuhibbunem kehubbillah vellezine amenu eşaddu hubben lillah. Evet hocam. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ı seviyormuşçasına eşyayı severler. Dünyayı severler. Hocam buyuruyor. Bu önemine binaen bir daha üzerine basalım hocam oranın. Öyle insanlar vardır ki Allah'ı seviyor gibi dünyayı severler. Aman ya Rab. Aman ya. Ellezine amenu, ama müminlere gelince müminler eşaddu hubben lillah. Allah'ı çok şiddetli severler. Allah sevgisini her şeyin önünde tutarlar. Yani müminleri diğer insanlardan ayıran en bariz özellik onlar dünyayı baştan ifademi taparcasına severken müminler tam tersini. Tam tersini Allah'ı çok severler. Her şeyin üzerinde severler. Yine huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an. Sonsuz rahmet sahibi olan Yüce Rabbimiz yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattık buyuruyor. İnsanoğlu evet, için yarattı. Şimdi bizim varlık aleminde her şeye ihtiyacımız var. Fakat varlık aleminin bize hiçbir ihtiyacı yok. Ne hayvanların, ne dağların, ne taşların, ne denizlerin, ne ağaçların. Evet. Bize hiçbir ihtiyacı yok. İhtiyacı olan biziz. Biz olduğumuz için Yüce Rabbimiz bize olan sonsuz merhametinden, şefkatinden, sonsuz lütuf sahibi olması hasebiyle yeryüzünde olanları sizin için yarattık buyuruyor. Allah-u Teala sadece kendisi samettir. Yardıma ihtiyacı olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece zat-ı uluhiyetidir. Başka yok. İnsan olarak bizler makamımız, mevkiimiz, zenginliğimiz, dünyalığımız ne varsa ne kadar çok olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun makamlarımız, mevkilerimiz mutlak surette başkalarına muhtacız. Şüphesiz. Asla müstani değiliz. Ha, insanların kendisini müstani sayması, tuğyan etmesi, azıtması, kendisini ilahlaştırması kendi sonunu hazırlayan en kötü bir akıbet olması hasebiyle onlar tabii ki bizi ilgilendirmiyor. Herkes hak ettiğini başta söylemiştik. Ahiret alemi zaten buradaki amellerin, davranışların sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Evet hocam. Bunun için mesela hemen yaratılışla ilgili ya yuhannasu inna khalaqnakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile lite'arafu ayeti kerimesinde işte sizi erkekten bir dişiden yarattık. Kabileler ayırdık, şubeler ayırdık. Sonra birbirinizi tanıyasınız. Buradaki tanımadan maksat işte tanıştık, merhaba, nasılsın, iyi misin değil.
bu tanışmada bir muavenet, bir yardımlaşma, birbirini tamamlama söz konusu. Hocam bu ilginç bir yaklaşım. Orayı hani ben üst cümle olarak aklımızda kalsın diye tekrar edeyim şimdi. Ne kadar güzel. Yani evet. Biz hep bu ayeti okurken biz sizi ırklara, kabilelere böldük ki birbirinizle tanışasınız. Bugün ne yazık ki Müslümanlar bunu birbirine dövüşesiniz diye çevirdi de Allah korusun. Demek ki buradaki tanışasınızdan asıl maksat sadece tanıştık adın, soyadın ne, merhaba değil de birbirinizle yardımlaşasınız. Evet. Birbirinize yardım edesiniz öyle mi? Çünkü insanı Allah her bir insanı farklı kabiliyetlerde ve cealne ba'dakum li ba'din suhriye. Farklı istidatlarda yaratmış. Ve onun için zaten huvellezî cealekum halâifel ardı ve rafa'a ba'dakum fevqa ba'din derecâtin liyebluvekum fî mâ âtâkum. Her birinizi farklı farklı yarattı. Derecelerce birbirinize üstün kıldı. Her insan aynı değil. Sadece size verdiklerinden sizi imtihan eder. Buyuruyor. Ne kadar güzel hocam. Ne kadar şimdi güzel. Burada biz insanoğlu Allah'ın bize verdiklerinden bizi imtihan etmek için evet. Herkese farklı farklı makam mevkiyle evet, imkanlar mevki, verdi. Mal, mülk her neyse ve refa ba'dakum favqa ba'din derecatin. Birbirinize üstün kıldık, dereceler verdik ama liyebluvekum fîmâ âtâkum size verdiklerinden hayretteyim hocam devamı. Evet, size verdiklerinden sizi sınayacak, deneyecek, sorguya çekecek buyuruyor. Ancak insan bununla beraber innel insane lezalumun keffarun diye de dikkatlerimizi çeker. Her şeye rağmen insan çok zalimdir, çok nankördür buyurur. İnsan eğer Allah ile bağını, irtibatını zayıflatırsa, nefsine itimat ederse o zaman bencilleşmeye başlar. Her şey benim olsun demeye başlar. Kendisini üstün görmeye başlar. Malının, mülkünün esiri olur. Ahiretini unutur, Allah'ı unutur. Zaman gelir. Ve sonuçta kendisi de unutulur. Unutulmuş olarak. Evet, layık olduğu yeri bulur. Mesela özelde hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne buyururken ailede bile karı kocanın birbirini tamamlayıcısı olduğu, birbirine örtü oldukları, birbirine destek oldukları. Yani insan hep mutlaka yardıma muhtaç olarak yaratıldığı için hep arayış içerisindedir. Evlenmekten başlayarak bu iş, çoluk çocuk sahibi olmaktan başlayarak ondan sonra birbirlerinin işlerini görme ve burada kimileri verir, kimileri alır. Veren kendini hiçbir zaman üstün zannetmesin. Ancak o verdiğini Allah'ın bir lütfu olarak bilirse, o zaman verdiğinin kendisinin Allah'ın olmadığını da bilirse. Bilirse yani ve ma ramayte iz ramayte velakinallaha rama buyuruyor ya. Sen şeyde atmadın, çok, biz attık. Şeyde çok dikkatimi çeker. Hemen ilk Bakara'nın girişinde ellezine yunfikune Fesubhanallah ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim onlara verdiklerimizden. Yani Cenab-ı Hak demiyor siz malınızdan verin. Evet. Bizim size verdiklerimizden infak ederler. Evet hocam. Kendilerine verdiklerimizden infak evet, ederler. Evet. Bu şimdi zaten temel esas olarak düşündüğümüzde madde ve mana ayağı. İnsan sadece et ve kemikten ibaret değil. Kesinlikle. Bir de ruh yönü var. Bir manevi yönü var. Onun için ruhi gıdalarımızı alıyoruz da manevi gıdalarımızda hep problemler oluşuyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ veya az önce işte okunmuş olan ayetlerde işte yerden bitirdiklerinden buna benzer birçok ayet-i kerime var. Zaten يَا اَوْلَذِنَا اَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ مَشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ mesela siz gerçekten ona kulluk ediyorsanız o zaman size verdiklerini de şükrediniz. Buradaki şükrü biz çok yüzeysel olarak yiyip içip ya Rabbi şükür demek gibi anlıyoruz. Evet hocam. Halbuki buradaki şükür paylaşımdır. Şimdi insanlar her şeye muhtaç olmakla birlikte yardım etmek durumunda olmakla birlikte yardımlaşma mecburiyeti olmakla birlikte bu ehli İslam için çok daha büyük önem arz ediyor. Hocam şu cümlenin altını çizmem lazım. Şükür
paylaşmaktır. Şükür yardımlaşmaktır dediniz. Allah'a teşekkür ancak öyledir. Ya. Çünkü onu istiyor Allah-u Teala. Yoksa şöyle algılıyor genelde işte teşekkür ederim olarak algılıyoruz demek. Yiyelim içelim ya Rabbi şükür tamam şükür ettik değil. O değil, o değil. Bizde ne yazık ki bugün iletişim çok kolay olduğu için insanlar yediklerini paylaşıyorlar. Şurada burada kendilerini mutlu hissediyorlar. Yani burada ne kadar bizim ruhen hasta olduğumuzu görüyoruz, üzülerek izliyoruz. Uyarılarımız da pek fayda etmiyor ne yazık ki. Bizim o sebeple Kur'an ahlakına Allah'ın razı olacağı yardımlaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Yüce Rabbimiz mesela herkesi zekatla mecbur tutmamıştır. Belli bir limitin üzerine çıkanlara demiştir ki işte sen bu limitten sonrasını şu kadar infak vereceksin, ihtiyaç sahiplerine vereceksin buyurmuş. 40 küsur ayeti kerimede atu zekate derken, zekat veriniz derken Yüce Rabbimiz zımnen de diyor ki zengin olunuz. Onun için zekattaki aranan şartlardan birisi de zaten ehliyettir bu sebeple. Evet hocam. Yani zekat farz olması hasebiyle zımnen atu zekate zekat veriniz. Yani alan kişiye de zımnen diyor ki bir an önce sen de verin durumuna gel. Zekat verecek duruma gel. Yani kendini evet hocam. Hep almaya alıştırma deniliyor zımnen. Ve atu zekate. Madde ve mana ayağı deyince bu zekat konusu yardımlaşmanın temel esası namazla birlikte gelir. Ve farz olan yardımlaşma farz vasıtası. Olan namazla birlikte farz olan zekat gelir en başta. Hocam niye ikisi beraber gelir? İlginçtir. İşte dedik ya biri madde ayağı biri mana ayağı. Nasıl ki insan et ve kemikten ibaret değil bir de manevi yönü var, ruhu var. İnsan olmasını zaten sağlayan o duygusudur. İman duygusudur. Evet, Allah'a karşı samimiyet duygusudur. İhlasıdır. Dolayısıyla اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ İşte din hayattır, din ihlastır, din samimiyettir. Bu sebeple madde ayağı, zekat, mana ayağı da namazdır. İlk insandan beri bu ülkesi hep vardır. Evet hocam. Böyle bir denge unsuru kurmuş sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz. Onun için belli bir nisaba, belli bir mala, belli bir zenginliğe sahip olan kimseyi bundan bir miktarını vermekle sorumlu tutmuştur, mesul tutmuştur Yüce Rabbimiz. Bu işin resmiyet tarafı İslam'a göre diyelim. Bugünkü tabirle söylediği olursak resmi emirdir bu. Yani dini tabiriyle de farz olan yardımlaşma türüdür. Bunun karşılığı yoktur. Hocam şu ayet beni hep etkilemiştir. Şimdi siz buradan girince وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Hani belli bir imkana kavuşanlar için cebimize giren, kasamıza giren maddenin tamamının bizim olduğunu biz zannediyoruz. Oysa ki Rabbimiz sizin o cebinize koyduklarınızda, kasanıza koyduklarınızda fakirlerin ve muhtaç sahiplerinin hakkı vardır. Ne kadar manidar hocam. Evet sevgili hocam. اَعْتَى كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ Sonuçta da her hak sahibine hakkını veriniz diye de Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demek zekat zekatı uyarıyor. Vermek aynı zamanda hak sahibine hakkını vermek. Evet. Evet hocam. Evet. Ve bu başta okunmuş olan ayet-i kerimelerde işte açık vermek, gizli vermekten bahsedildi. Zekatta bu yönüyle alenilik vardır. Çünkü farz bir ibadeti yerine getiriyorsunuz. Hocam bence bu çok önemli. Zekat aleni verilmeli diyorsunuz. Aleni verilmelidir. Alenilik vardır. Çünkü bu vermekte pinti olanları, cimrilik yapanları teşvik edeceği gibi kendisini de töhmetten kurtarır. Yani bu adam işte mal mülk sahibi de zekat vermiyor gibi böyle bir töhmetten de kurtarır. Gizli olarak verilmesi gerekenlere gelince zekattan sonrakilerin hepsi eğer Allah rızası gözetiliyorsa gizli verilmesi uygundur. Aminna hocam. Çünkü madem ki Allah'tan bekliyor karşılığını, insanlardan bir takdir beklemiyor, beklerse zaten onun bir faydasını görmez. Bununla ilgili de bizi uyaran hadis-i şerifler mevcuttur. İşte alim, şehit, işte zekat veren zenginler falan çağrılırlar. Bunların işte aslında böyle yapmadıkları sorulur. Sen niye zekat verdin? Yani, o da ya Rabbi senin rızan için. Bu konuda çok şiddetli bir uyarı söz konusudur. Onun için infak
sadaka gibi tamamen Allah ile kendi arasında olana zaten şunu buyurur. Veracolun tasaddaka bi sadakatin fe ahfaha hatta la ta'leme şimaluhu ma tunfiku yeminuhu diye bir ölçü getirir. Evet hocam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sağ elinin verdiğini sol eli işitmeyecek kadar, bilmeyecek kadar gizli. Yani bir Allah bilecek, bir kendisi, bir de verdiği kimse kime tasaddukta bulunmuşsa. Şimdi bu zekatın dışındakileri söylüyoruz evet, hocam. Zekat evet. Tamam resmidir. Amin. Aleniyet vardır. Aşikare verir. Hem kendisi töhmetten kurtulur, hem de cimri davrananları teşvik eder. Tabii karşısındakinden aldığı dua da öbürünü de teşvik eder. Ya bak adam ne güzel zekatını veriyor. Ve böylece hayır dualar alıyor diye vermekte pinti olanları da buna teşvik eder. Bu işin resmi tarafı. Evet sevgili. Daha doğrusu yine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine bina edildiği temel esaslardan biri zekat konusu. Evet. Diğerleri ise tamamen rızayı ilahiye dönük. Allah olan samimiyetine, sadakatine bağlı ki sadaka da oradan geliyor zaten. Sadakat. Ne kadar doğru. Allah'a ne kadar bağlı. Onun için ne kadar fedakar. Bu sebeple bazen bu zekata da sadaka denilmiştir. Sadaka, sadık, sadakat. Efendim, sadakat hep aynı kelime evet. Kökeninden. Sıdık. Evet. Ve doğruluk. Doğruluk, evet hocam. İnneme sadakatü lil fukara derken de zekatın sarf edileceği yerleri bildiren Tevbe suresinin 60. ayetinde de bu manada zekat da sadaka olarak. Yani zekatı vermekte ne kadar doğru. Gerçekten zekatı hakkıyla veriyor mu vermiyor mu bu manada. Orada da zekattan ziyade sadaka tabiri kullanılır. Sadakalar tabiri kullanılır. Şimdi bu وَرَجُلٌ تَسَدَّقَ بِسَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِنُهُ hadisi 7 sınıf insan bahsedilir. Bu 7 sınıf insandan bir zümredir. Bir insandır. Cenab-ı Hakk'ın mahşede rahmetiyle gölgelendirici 7 kişiden birisi de يُظِلُّهُمُ اللّٰهِ بِيَظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّهُ diye başlayan hadis-i şerifte zikredilen 7 sınıftan bir sınıf insanlar da bunlardır. Gerçekten Allah rızası için karşılığını Allah'tan bekleyerek diğer kardeşine yardımcı olan kimsedir. Verir, unutur. Şimdi tabii zekatı da verecek, unutacak. Zaten hak iddia ederse o zekat batıl olur. Şimdi infak konusu da o da nafakadan geliyor. Şimdi infak daha ayrı bir önem arz ediyor. Şöyle ki sevgili Mustafa Hocam, nafaka kelimesinden türeyen infak aynı zamanda nifak da oradan geliyor. Allah Allah. Hiç bunları düşünmemiştim hocam. İnfak nifak. Evet. Evet. Şimdi genel bir ifadeyle söyleyecek olursak infak kişiyi Allah'a yaklaştırır. Nifak da Allah'tan uzaklaştırır. Allah korusun ya. İşte nafaka kelimesinden türemiştir. İnfak Allah'a yaklaştıran erdemli bir davranış. Nifak ise Allah'tan uzaklaştıran bir rezillik, bir aşağılık, bir bayağılıktır. Şimdi neyi infak edeceklerini soruyorlar. Şimdi sahabeye doğru gidiyoruz. İnfakla ilgili şu genel bilgiyi de söyleyelim. Neredeyse 6000 küsur ayetin Kur'an-ı Azimüşşan'da onda biri mutlaka ya zekattır, ya sadakadır, ya infaktır. Mutlaka bunlardan birisi geçer. Şimdi neyi infak edeceklerini soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوُ De ki onlara ihtiyaçtan fazlasını. Allah Allah. İşte şimdi sahabe ile bizim farkımız bu. Sahabe bunu yaptı. İhtiyaçtan fazlasını. İnfak ettiler. Dünyevi mal mülk biriktirmediler. Bizlerin ise ihtiyacımız çok bitmiyor. Genelde bir söz söylenir ya, biz aslında bugünkü insanların çektiği çileler, sıkıntılar hep açları, fakirleri doyuramadığımızdan değil, zenginleri doyuramadığımızdan diye genel bir ifade kullanılıyor. Evet hocam. İhtiyaçlarımız bizim bitmiyor. İhtiyaçlar halbuki sonsuz, sınırsızdır. Ne kadar istersen o kadar çıkar karşına ve sonuçta bırakır gidersin. 2 metre bezle gidersin.
Şimdi genel çerçeve içerisinde zekat, sadaka, infak dedikten sonra bu yardımlaşma kimlere olmalı? Nereden başlamalı? Tabii ki öncelikle ailemizden başlamalı. Hocam oraya geçmeden şu farkı merak ederim. Zekatı anladım. Farz olan, evet, sizin ifadeniz resmi olan, evet, Rabbimizin emri %2,5, 1/40. Evet. Pekala, sadaka ile infak arasındaki fark nedir? Sadaka Cenab-ı Hakk'a olan doğruluğumuzun ispatı, efendim, evet, sadakatimizi ortaya koyma hali de hani mana itibariyle, evet, acaba niye Rabbimiz bir yerde sadaka demiş, bir yerde infak demiş, merak ederim. Evet, bazen Kur'an-ı Kerim'deki bazı kelimeler birbirinin yerine de kullanılmakta. Mesela Müslim, Mümin gibi birbirlerinin yerine kullanılan kelimeler vardır. Fakat sadaka mesela burada ayrı bir fidye de vardır. Evet hocam. Efendim, tutulamayan oruçlarını yerine verilen, efendim, hataen öldürmelerde verilen fidye vardır. Fıtır sadakası diye özel bir isimle zikreden vacip olanı vardır. Zekat, evet, farzdır. Hmm. Bunun haricinde fıtrat, yaratılış atiyesi olarak her sene Ramazan'da Müslümanların vermekle mesul tuturdukları vacip olan fıtır sadakası vardır. Diğer adıyla fıtrat sadakası. Vatandaşlarımızın bildiği şekliyle de fitre vardır sadaka içerisinde. Evet hocam. Yani bu infak kelimesiyle sadaka kelimesi içerisinde, yani mesela biz ailemize yaptığımız harcamalara infak diyoruz. Oraya, evet, sadaka demiyoruz. Zaten ama hadisi de anlatılıyor gerçi. Nafaka da günlük dinimizde kullanıyoruz. Ailesinin nafakası için çalışıyor. Evet hocam. Diye de kullanılıyor. Ve tabii ailesinin nafaka yakınlara da verilen, acaba sadaka herkese verilen gibi mi algılamak lazım? İşte biraz şimdi öbür infak kelimesine baktığımızda ve yes'elmike mâdâ yunfikûne baktığımızda aslında birbirinin yerine kullanıldığı anlaşılıyor. Yani o da geniş. Mesela kişi ailesine zaten harcamakla bu farziyet de ifade ediyor. Mesela, evet, burada hocam, nafakasını temin etmekle, mesela ailesinin nafakasını temin edemeyecek kişinin evlenmesi doğru değildir. Evet. Önce ailesinin nafakasını, geçimini temin edecek işe, güce, neyse sahip olması lazım. Yoksa sonuç işte felaket olur. Neticede Allah, yani Allah korusun, aile cennet şubesi yerine cehennem şubesi olur maazallah. O sebeple ailesinin nafakasını temin etmek zaten farziyet ifade ediyor. Evet hocam. Öbür taraftan لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe siz infak etmiş olamazsınız. Birre eremezsiniz. İyiliğe eremezsiniz. Evet. Buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre eremezsiniz. Şimdi buradan da meselenin geniş olanı anlaşılıyor. Çünkü umumi bir ifadeyle, genel bir ifadeyle la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Evet. Hadisiyle bunu daha iyi anlıyoruz. Kişi kendi için istediğini kardeş için de istemedikçe tam manada, kamil manada mümin olamaz buyuruyor. Yani infak edeceği zaman sevdiğinden vermesini de ayeti kerimede, sevdiğinizden vermedikçe siz o len tenalul birre, asla iyiliğe ulaşamazsınız, iyiliğe eremezsiniz diye de bir kesin ifadeyle nereden? Evet. Sevdiğiniz şeylerden vereceksiniz. Tenallu bir hatta tunfiqu mimma tuhibun ve ma tunfiqu min şeyin fe innallah bi alim. Ve siz her neyi infak edersiniz zaten Allah onu bilmektedir. Amin. Keza leysel bir hocam şöyle diyelim o zaman, bir yardımlaşma hususunda vereceğimiz şeyler önce sevdiğimiz şeyler olacak. Evet. Yani kendimize layık gördüklerimizden olacak diyelim biz. Evet. Evet hocam. Şimdi zaten onun için kamil manada deniyor ya, buradan şunu da anlayabiliriz Mustafa Hocam. Kendisini kullanmadığı şeyleri de verebilir. Evet. Başkasının ihtiyacı olabilir. Görürsün diye. Evet. Başkasının ihtiyacı. Burada dikkat edin ki kamil manada bir imandan bahsediyor.
kamil manada mümin. Yoksa mümindir. Kendi kullanmadığını da verebilir. Kendine göre eskidir ama ihtiyaç sahibine göre o yeni olabilir. Evet. Neticede bu da bir yardımlaşma türüdür. Şimdi birincisi aile dedik. Ailesinin nafakasını sağlayacak. İşte bu yolda birinci yardımlaşma oraya en yakını yani. Özelden geneledir. Çünkü kendisi ayakta duramayan başkasını ayakta tutamaz. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ O يَسْأَلُنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ devamlı değil mi bu? O daha bir ayrı. Bu, ha, bir önce. يَسْأَلُنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِنْ içerisinde geliyor. Evet hocam. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ الْأَقْرَبِينَ يَسْأَلُنُكَ karşısında sağda bu. رَبْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ اللّٰهِ بِهِ عَلِيمٍ Evet o, hocam. Orada işte valideyn, anadan, babadan, özelden genele doğru. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil qurba ve yenha. Şimdi orada da Allah adaleti emrederken işte yakınlardan başlayarak vermeyi emrediyor. Neden? Çünkü herkes yakınlardan verirse toplumda o düzen sağlanır. O yardımlaşma duygusunu herkes yaparsa, herkes yakınlarından itibaren vermeye başlarsa burada da genel tabir kullanılıyor. Yani اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ Daha sonra işte her türlü kötülüklerden yasaklarken vermede de yakınlardan itibaren, akrabalardan itibaren vermeyi emreder. Yani özelden genele doğru. Hani herkes sokağını süpürse, kapısının önünü süpürse sokak temiz olur denir ya. Aynen öyle. Herkes hocam. Yakınlarından verdiği zaman o toplumda muhtaç kalmaz. Onun için özelden genele olmalı. Ondan sonra komşular. Mesela alemlere rahmet peygamber aleyhissalatü vesselam men kâne yu'mine billahi vel yevmil âhir fel yükrime zayfahû der. Mesela Allah'a ahirete inanan misafirine ikram etsin. Fel yükrim cârahû değil mi önce? Sonra fel yükrim zayfahû. Men kâne yu'mine billahi önce misafirden sonra komşu. Gene evet. Aileden gene. Önce Men kâne yu'mine billahi vel yevmil âhir fel yükrim zayfahû. Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikram etsin. Evine gelen misafirine ikram etsin. Evden başladı. Ve men kâne yu'mine billahi vel yevmil âhir fel yahsin ilâ cârihi. Allah Allah. Allah'a ve ahirete inanan komşusuna iyilikte bulunsun. İhsanda bulunsun. Şu güzelliğe bak hocam ya. Ve men kâne yu'mine billahi vel yevmil âhir فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْمُتْ اَوْلِيَسْمُتْ اَوْلِيَسْكُتْ Evet, Allah'a ve ahirete inanan, bunlar bizim her şeyden çok muhtaç olduğumuz erdemlilikler, ya. Güzel davranışlar ama pek bunlar maalesef günlük yaşantımızda, günlük hayatımızda olmayan, sadece tavsiye edilen şeyler haline geldi maazallah. Allah ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya sussun buyuruyor. Hocam şey nedir acaba şimdi hani, belki konu dışı ama dikkatimi çektiği için. Önce misafirine ikram etsin, evin içine gelen. Evden. Ardından komşusuna iyilik sonra etsin. Sonra komşu, sonra da genel. Sonuna da işte ya konuştuğu zaman hayırlısını konuşsun veya sussun. Yani ilginç. Yani genele de o şahsın davranış şekli ya güzel şeyler söylesin veya toplumu. Doğru söylesin. Ya. Doğru söylesin, güzel söylesin, hayır söylesin. Yani. Hani derler ya konuş ki seni bir alim sansınlar. Biliyorsan ya. Konuş seni bir alim sansınlar. Bilmiyorsan sus seni bir insan sansınlar. Ya. Atalarımız aslında Kur'an-ı Sünnet'i çok güzel günlük hayata aksettirmişler. Evet. Mesela fel yahsin ila carihi komşusuna iyilikte bulunsun. Bir yönüyle de bir başka rivayetin bu bölümünde ve la yu'zi carihu şeklinde gelir. Komşusuna eziyet etmesin değil mi etmesin. Hocam? Men darrallahu aleyhi buyurur. Kim komşusuna zarar verirse Allah da ona zarar verir. Ve men şaka şakallahu aleyhi. Allah Allah. Kim komşusuyla niza eder, husumet beslerse Allah da ona o sene husumet besler. Buyuruyor. Bugün bu bağlarımız bizim iyice zayıf maalesef. Şimdi komşuluk çok katlı binalarda pek kalmış gibi değil. Hocam niye zayıfladı acaba? Yani oysa ki öyle zannediyorum ki şu ana kadar anlatılanlar kadar hiçbir topluma İslam anlatılmadı. Tüm kanallarda bangır bangır hocalar konuşuyor. Kürsülerde hocalar konuşuyor. Teyipler, kasetler,
CD'ler, efendim internetler, yani kitaplar, önce kitap bulamazdık malumunuz 80'li yıllarda, 70'li evet. yıllarda. Şimdi her en fakirin evinde kitaplar var. Bu kadar imkan, bilgi olmasına rağmen neden bu güzelliklerden günden güne artık ayrılıyoruz, bunlar zayıflıyor? Hocam bu sorumun cevabını izniniz olursa kısa bir ara verelim, bir nefes alalım. Öyle hocam, tamam. Aradan sonra hem yardımlaşma bağlamında hocam bunları da koparmadan konumuza evet. devam edelim sevgili İnşallah. Hocam. Efendim küçük bir ara veriyoruz. Ali Günaydın hocamla İslam'da yardımlaşma konusunu konuşuyoruz. Ben böyle nefes adeta hocam takip ediyorum. Allah sizden razı olsun efendim. Amin. Küçük bir ara. Kıymetli izleyenlerimiz, iftar programımıza bal tadında Ali Günaydın hocamla devam ediyoruz. Tabi İslam'da yardımlaşma konusunun üst başlıklarını, işin detayına girmeden hocamla konuşurken, bugün tüm televizyonlarda neredeyse haftalık günlük hocalarımız gece gündüz konuşuyorlar. Radyolar ona keza. Artık kitap sıkıntısı kalmadı. İsteyen istediği bilgiye, istediği düzeyde ulaşabiliyor. İnternetler ona keza. İslam'dan bu kadar bahsedilirken, İslam'ın özellikleri, güzellikleri bu kadar anlatılırken ne oluyor da? Demin dinlerken böyle içimizi eriten adeta Peygamberimizin o güzellikleri, işte komşusuna ikram etsin, misafirine ikram etsin iman eden, ya hayırlıyı konuşsun ya sussun, bunları derken işte eziyet etmesin komşusuna. Ne oluyor da bize artık komşuluk ilişkilerimiz neredeyse bitme derecesine gelmiş. Aynı binada oturuyoruz, kimse kimseye selam vermiyor. Bu nasıl bir iştir? Hocam bu bozulma nereden devam ediyor? Niye bize bu anlatılanlar tesir etmiyor? Ne dersiniz? Sevgili hocam, bir kere bahaneci bir ümmet olduk. İki, dünyevileştik. Dünyayı çok sever olduk. Allah Allah. Hepimizin maalesef şikayet ettiği ve üstesinden de gelemediğimiz bir durum. Hubbu dünya ve kerahiyetin. Evet, hubbu dünya küllü hatiyetin ve hubbike şey'e yu'mi ve yusimmu. İşte baştan dedik ya, sözlerin en güzeli söz sultanı söylemiş. Özetle. Dünya sevgisi her türlü hatanın başıdır. Allah Allah. Ve bu sevgi, bu tamahkarlık seni kör ve sağır etmesin buyuruyor. Ya. Bu kör ve sağır eder. İşte biz dünya hırsı, dünya tamahından dolayı maalesef kör ve sağır hale geldik. En büyük delili bunun, cenazelere katılıyoruz. Tamam, mezarlığın kapısını örttün mü her şey bitiyor. Ne kadar dünyevi perest olduğumuzun, dünyevileştiğimizin en büyük ispatı olarak bize yetip artıyor. Yani tam ders alınması gereken yerde. Belki bir saat sonra sen geleceksin, belki yarın sen geleceksin. Bunu düşünemeyecek kadar dünyevileştik maalesef. Bundan dolayı da iletişim çok kolay, bilgiye ulaşmak çok kolay olmakla birlikte bir o kadar da bilgi kirliliği var sevgili hocam. Bilgi kirliliği de var. Peygamberimizin duasını şimdi daha iyi anlıyorum hocam. Hani Allahümme rzukuni ilmen nafian. Kirli evet. deyince yani bana menfaat verecek, faide verecek ilim ver diye dua etmemizi evet, peygamber evet. öğretiyor bize. Evet. Allahümme rzukuni ilmen nafian. Evet. Peygamberimiz aleyhisselam nefsi mütekellim olarak ya. Faydalı ilim diyor. Biz de öyle diyoruz. Allahümme rzukna ilmen nafian ve rizgan vasian ve şifan min kulli daim ve sakam. İşte evet. zemzemle ilgili dua olarak aktarılıyor. Bu evet, da ama tabi Peygamberimiz aleyhisselamın sözleri bizim için çok her şeyin üzerinde bir değeri haizdir. Amin. Faydalı ilim, faydasız ilimden de sana sığınırım. Amin. O da var değil mi hocam? Yani evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Neyse konuyu hocam, onun için bilgi kirliliği diyorsunuz. Bilgi kirliliği var. Faydasız bilgi. Faydasız. Yanlış bilgi. Demeyelim işte bilgi kirliliği var. Yani vatandaş şimdi açıyor A kanalını, bir hocayı dinliyor. Hoca diyoruz artık yani ilim adamı diyelim. Bir ilim adamını dinliyor. B kanalını açıyor. Dinlediklerinin tersini orada duyuyor. Hmm.
Bir bocalama yaşıyor ondan sonra. Ya acaba hangisiydi şimdi, ne yapacağım? Vatandaşın bir ölçüsü yok ki. Ya şuna göre değerlendireyim diye. Ha, gerçi Peygamberimiz Aleyhisselam probleminizi sorun, soruşturun, sonra vicdanınıza danışın buyuruyor ama vatandaşın onu ölçecek vakti yok. Veyahut da onları hiç izlemiyor. Hiç izlemiyor. Veya kendine hitap etmiyor. Mesela bazı ilim adamlarımız çok akademik konuşunca vatandaş onu anlamıyor zaten. Bakıyor şöyle bir iki cümleden sonra kanal değiştiriyor. Evet. Bakıyor ki orada bizde çok yanlış, tabii yollar yanlış olunca, gömlek yanlış düğme delince arkalar hep yanlış ters ters geliyor. Ramazan ayı, biz diyoruz ki rahmet ayı. Öbür tarafta Ramazan efendim, Ramazan şenlikleri, Ramazan eğlenceleri diye bahsediliyor. Yani kirlilik her yerde var. İşi sulandırıyor da. Maalesef iş sulandırılıyor. Bu sebeple biz, hani konumuz değil ama şunu yaşıyoruz yani. Öyle bir zaman gelecek ki imanı muhafaza etmek avuçta ateş taşıma kadar zor olacak. Aman yarabbim. Adeta bir günleri yaşıyoruz biz. Ancak bir tek şeyimiz var, ümidimiz var. Ümit ediyoruz. Men temesseke bi sünneti yende fesadi ümmeti felehu ecru mi'ati şehit. Gerçi bunları da birileri çıkıp ya onlar uydurmadır falan da diyorlar ama olsun. Bu bir ayrı bir vehamet hocam. Yani, şuna bir bakın. Ne derlerse desinler ama bizim için bildiğimiz şekliyle, elimizden geldiği kadarıyla yapabildiğimizden Allah bizi soracak zaten. Sünnete sarılmak, Kur'an'a sarılmak, rahmet ayını vesile bilerek Kur'an ve sünnet üzere yürümeyi şiar edinmek. Ana caddeden yürümeyi şiar edinmek. Bu arada tabii bu zekat, sadaka, infak, efendim Allah rızası için yapılan bu mali ibadetlere niye Ramazan ayında bir yoğunluk kazanıyor? Evet, şimdi kısaca onu da söylemek lazım. Hani şuna inanıyor insanlar. Ramazan ayında sevaplar daha çok olur. Buna inanıyor. Kendini Allah'a daha yakın hissediyor. Halbuki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Sen Allah'a kendini ne kadar yakın hissediyorsan her zaman yapacağın o bütün hayru hasenatlar, genel ifadeyle söyleyelim, veya bir veya muavenet, yardımlaşma her zaman senin için zaten ondan başlıyor. Bunun temeli men câbil haseneti felahu aşra misaliha buyuruyor. Evet hocam. Ondan başlıyor zaten. Ondan sonra meselüllezine yunfigune envalen fî sebillâhi kemeseli habbetin enbetet ayetinde 700'e kadar çıkıyor zaten. Bir gayri hesaba kadar gidiyor. Ondan sonra da hesapsızlaşıyor zaten. Yeter ki mümin demek ki Ramazan haricinde pek Ramazan'daki kadar samimi olamadığını düşünüyor. En iyisi diyor ben Ramazan'da verirsem daha fazla sevap elde ederim. Halbuki bu samimiyetini, ihlasını muhafaza ettiği müddetçe Ramazan haricinde her zaman, çünkü Ramazan'a yaşayacağız, Ramazan'a ereceğiz diye bir kaide yok. Ya. O yapılan hayırların, iyiliklerin karşılığı kişinin samimiyeti ölçüsünde, samimiyeti ne binaen Allah katında değer kazanır. Amin. Ne kadar samimi yapıyorsa o kadar değer kazanır. İşte demişti ya işte veracülün tasaddaka bi sadaka hatta la ta'lemu şimaluhu ma tunfiqu yeminuhu. Allah rızası için oldu da işte sadece Allah rızasını gözettiği zaman kendi arşının gölgesini gölgelendirme vaadinde bulunuyor Allahu Teala. Bu cennet garantisi demektir işte. Bunu Ramazan'da yapacaksın demiyor. Ve burada şu da var. Sanki Ramazan'dan Ramazan'a zekat verilecekmiş gibi, hayır yapılacakmış gibi bir hataya da gidilebiliyor. Yani muhtaçlar sadece Ramazan ayı da var değil. Evet. Oysa ki Ramazan bu güzelliklerimizi bir anlamda senenin diğer aylarına yaymak için en yoğun deneme, egzersiz, alıştırma yaptığımız ay. Bu yönüyle Ramazan'a amenna, bir eğitim diyoruz zaten. Eğitim ayı, amenna hocam. Daha da güzel bir ifade. Evet, Ramazan eğitim diyoruz. Şimdi zekat, sadaka. Sadaka biraz daha geniş. Mesela tebessümü kefî velcehi ehî keleke sadakatun. Bir gülümsemede sadakat. İşte yolunu kaybedeni yolunu göstermede. Yoldaki ezayı, insanlara eza veren şeyi. İnsan olsun, hayvan olsun. Kaldırmakta biraz daha geniş kapsamlı. Buradan da şunu anlıyoruz. Biz Allah rızası için yapılan, başkalarının faydası olan her türlü davranış sadaka kapsamında. Zaten hocam, sadakatten geliyor. Hocam infakla sadaka arasındaki farkı çözmüş oldum. Evet, bu yani, misalle. Evet. Evet, yani o biraz daha geniş. Başkalarının faydasına
istifadesine sunulan her türlü hizmet sadaka olarak Amin. Değerlendiriliyor. Şimdi hatta hayvanlara bile yapılan iyilik sadakadır. Tabii tabii. Bütün evet. canlılara onları istifade etmek için işte dağlara yapılan çeşmeler, efendim atılan buğdaylar vesaire, işte kışın yiyecek bulamayan hayvanlara verilen yiyecekler, efendim yazın kedilere konulan sular, ya, yani çeşmeler ya, falan. Ya. Şimdi biz hep bu ya modernleştik ya. Ne tür tahribatlar yaptığımızın farkında değiliz. Yani dolayısıyla bunlar da hep tasadduk, sadaka kapsamında değerlendiriliyor sevgili hocam. Bir de hocam Karz-ı Hasen'e geçelim mi? Karz-ı Hasen'e geçelim. Anlatacaklarımızın özetini anlatabildik ancak asıl anlatacaklarımız anlatabildik. Ama hocam bu bile kaldı. Allah razı olsun yani çok şey ifade etti bizim için. Karz-ı Şimdi detayına Hasen'e girmedik ama. Evet. Yani üst cümle olarak yardımlaşma araçları diyeyim mi? Sadakadır, zekattır, infaktır, fidyeden kısaca bahsettiniz. Evet. Fıtırın ifadesini kullandınız. İsara gelmedik, bir de Karz-ı Hasen. Evet, İsara hiç giremeyeceğiz herhalde. Ama Karz-ı Hasen, Kur'an-ı Kerim'de 14-15... Karz-ı Hasen ne demek hocam? Onu önce bir söyleyelim de. Ayette bahsedilir. Karz-ı Hasen ayetin kendi içerisinde zaten güzel bir şekilde ifade edilmiş. Men stâizu billah. Men dellezi yukridullah. Evet. Men Bakara 245. ayeti kerimede. Men dellezi yukridullaha gardan hasenen feyudzaifehu lehu adâfen kesîrah. Vallahu yakbidu ve yapsutu ve ileyhi turcaun. Hep turcaun da bitiyor dikkat edilirse. Karz-ı Hasen ödünç vermek, borç vermek manasına geliyor. Bu zekat, sadaka, infakın farklı tarafı. Bu karşılıklı borçlanma demek. Borç vermek. Evet. Şimdi peki bunu Allah niye üzerine aldı bunu? İlginç. Yani bir herhangi bir Müslüman kardeşimize verilen borcu kastediyoruz değil mi? Tabii. Evet. Ben hocam. Sizden borç alıyorum. Fatih hocam şu sıkıntım var diyorum. Siz bana borç veriyorsunuz ve bunu Allah üzerine alıyor. Aman yarabbim. Şimdi Karz-ı Hasen güzel borç verme. Evet. Güzel borç verme, güzel borçlanma. Tabiri caizse bu manada borç alanda, borç verende birbirini böyle tamamlamış, yardımlaşmış oluyorlar. Şimdi muavenet gerçekleşiyor. Birisi borç veriyor, birisi borç alıyor ama borç verene Allah diyor ki bana borç vermiş oluyor. Allah'a güzel borç vermek demek. Allah Allah. Doğrudan doğruya ayet bunu ifade ediyor. Tabii birçok ayet-i kerimede bahsediliyor. Karz-ı Hasen muhtelif vesilelerle bahsediliyor. Ve aqimus salate ve atuz zekate ve akrizullaha qardan hasenen. Allah'a güzel borç verin diyor orada mesela. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a da güzel borç verin. Müzzemmil suresinin son ayetinde. Evet hocam. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Ve akrizullaha qardan hasenen. Güzel borç verin. Bakın emrediyor. Allah. Ve akrizullaha qardan hasenen. Allah'a güzel borç verin. Şimdi hemen bunu bir hadis-i şerifle gene izah edelim. Allah'a güzel borç vermek nasıl olur? İşte mahşerde çekecek diyor şeyi kuluna. Diyecek ki kulum ben hastaydım beni niye ziyaret etmedin? Evet hadis-i kutsi. Ya Rabbi sen nasıl hasta olursun? Falan kulum hastaydı sen onu ziyaret etmedin. Ben aç idim beni niye doyurmadın? Ya Rabbi sen nasıl aç olursun? İşte falan kulum aç idi onu doyurmadın. Aynen bunun gibi bizzat Allah-u Teala kendi kelamıyla bunu garantili olarak bize söylüyor. Demek ki bir Müslümanın şimdi gelelim şeye hadis-i şerife. Men neffese an müminin kurbeten min kurebit dünya neffesallahu an kurbeten min kurebi ya mel gıyame. En güzel şekilde onu açıyor. Alemlere evet. rahmet Peygamber aleyhisselam. Kim bir mümine nefes aldırırsa dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun dünya ve ahiret sıkıntılarından. Neffesallahu an kürbeten min kürebi dünya, neffesallahu an kürbeten min kürebi yemel kıyameti. Kıyamet günü de onun bir sıkıntısını Allah giderir. Ve men yassar ala mu'usirin. Kim bir kardeşinin zor, sıkıntılı bir işini kolaylaştırırsa, yassar Allah'ı fit dünya vel ahire. Allah da onun dünyada ve ahirette işini kolaylaştırır. Ve men satara müslüman. Kim bir Müslümanı örterse, satara Allah'ı fit dünya vel ahire. Allah dünyada ve ahirette onu örter. Buradaki örtme elbiseyle olabileceği gibi
ayıbını örtme de söz konusu. İhtiyacını giderme diyebiliriz değil mi hocam bunu aynı zamanda? İhtiyacını giderir, örter ama bir de ayıbını da örterse bu ya. Bir ayıp olur. İnsan ayıbı olabilir, görebilir ama bunu saklar, gizlerse Allah da onun görmesi muhtemel bir ayıbını gizler. Vallahu fi avnil abdi ma kana al-abdu li'avni ahihi. İşte yani işin özet tarafı. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Ali hocam, son cümle olarak Efendimizin bu sözünü almış olalım mı? Eyvah. Vaktimiz bittiği için ya. Biliyorum daha. Eyvah. Konuşacak çok şeyimiz var. Bendik o zaman bir programda daha buluşacağız bundan sonra. Başka hocam şerefim olur inşallah. İnşallah. Ben tekrar sizi evet. Burada ağırlamayı arzu ederim sevgili hocam. İnşallah. Ama şunu itiraf edeyim. Ben şahsıma çok müstefid oldum hocam. Estağfurullah. Cenab-ı Hak ömrünüze ömür katsın. Ve bu güzellikleri hepimizin istifadesine vesile eylesin inşallah. O zaman ben sonsuz olarak yine alemlere rahmet peygamberinin bir duasıyla bitireyim. Ramazan-ı Şerif'ini ümmetin, özelde kendimizin, Konya'mızın, bütün ehli İslam'ın Ramazan'ı tekrar kutluyorum. Amin hocam. Allah kurtuluşumuza vesile kılsın. Amin, amin. Allahümme ekfina bi halalike an haramike ve anina bi fazlike ammen sivake. Amin. Yüce Rabbimiz bize kendisi kafi olsun. Helallerinden ihsan ederek cümlemizi, tüm ehli İslam'ı haramlarından muhafaza buyursun diyerek amin, ben de böyle hocam. Bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim ederim. Ali Günaydın hocamla bal tadında bir sohbet gerçekleştirdik. İnşallah tekrar sahurda buluşmak üzere diyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.